ve 28 Mayıs'ta iki seçimi birden yaşadık. Bu seçimlere girmeden önce, öncelikle dün ve önceki gün yaşananlardan dolayı Denizli'de aklımıza geçmiş olsun diyorum. Ne mi yaşandı? Bağbaşı'nda, Kayhan'da, Asmalıyevler'de Sayın Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı altyapının neticesini gördük. 100 yılın dev projesi, dev altyapı projesi dediler, yaptılar ama ne yazık ki insanlarımız suların içerisinde, sellerin içerisinde kaldılar. Altyapı adına hiçbir şeyin yapılmadığını, sadece makyajlandığını o sel felaketinde gördük. Burada mağdur olan vatandaşlarımıza da öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bunların düzelmesi gerektiği, artık 2023 yılında selden dolayı şehrin göbeğinde böyle sıkıntıların yaşanmaması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Bunun akabinde ikinci olarak da dün akşam futbol oynandı. Süper Lig'de malumunuz bizi Avrupa'da temsil edecek olan şampiyon takımımız belli oldu. Ben buradan Galatasaray'ı da tebrik ediyor. Avrupa'da da başarılarını diliyorum. Avrupa'da başarıya çok ihtiyacımız olduğunu da altını çiziyorum. Şimdi konumuza da gelince. Evet, Denizli'de 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hep beraber yaşadık. Sizler de sağ olun süreci yakından takip ettiniz. Seçimin sonucunda daha önce 2018'de 8 olan milletvekili sayısı Denizli'nin 7'ye düştü. Bunun altını çizmek istiyorum. Şöyle ki 7'ye düşmesi nüfus azalmasından kaynaklı değil. Denizli'nin nüfusu artışa gene devam etti. Fakat Türkiye ortalamasının altında kalan bir artış olduğu için bizden daha fazla artış yapan şehirlere milletvekillerimizi kaybettik. 2018 dağılımında hatırlarsınız Adalet ve Kalkınma Partisi 4 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 3 milletvekili, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarmıştı. Yıl geldi 2023 yılına. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi 3 milletvekiline düştü. Cumhuriyet Halk Partisi 3 milletvekilini aynı şekilde korudu. İYİ Parti de 1 milletvekilini aynı şekilde korudu. Fakat o dönemde de yapılan açıklamalar, şu anda toplumdaki algı da sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin burada başarılı olduğu yönünde bir algı var. Bunun altını özellikle çizeyim. Buradaki başarı Cumhur İttifakı'nın değil, Millet İttifakı'nın bir başarısı vardır. Oy oranlarına da baktığımızda Cumhur İttifakı oy kaybına uğramış, Millet İttifakı oyunu artırmıştır. Öncelikle bize bu desteğini veren halkımıza, Denizli halkına milletvekili seçiminden dolayı ayrıca bir teşekkür ediyorum. Neden daha fazla çıkaramaz mıydık, daha fazla alamaz mıydık? Alabilirdik. Bu konuda da zaten gerek Millet İttifakı olarak, gerekse partiler kendi içlerimizde bunun muhakemesini yapacağız. Raporlarının bir kısmını çıkardık, çıkaracağız. Halkın bize vermiş olduğu mesajları net bir şekilde algılayıp bundan sonra önümüze yol haritamızda belirleyerek beraber gideceğiz. Gelelim ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben gene Denizli halkına gerçekten teşekkür ediyorum. Bu konuda Denizli'mizde Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %53, yani %53 oy alarak birinci olarak turu tamamlamıştır. Cumhur İttifakı'nın adayı da %47 oy almıştır. Ama Denizli'de Sayın Millet İttifakımızın bileşenleriyle beraber öncelikle kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten 81 vilayette olduğu gibi bizim Denizli'de çok daha farklıydı. Dostluklar ön plandaydı, dayanışma ön plandaydı, yardımlaşma ön plandaydı. 6 il başkanımızla beraber gecemizi gündüzümüze katarak, omuz omuza vererek, fikir birliğiyle, el ele, kol kola biz burada güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Bu güzel bir çalışma ortamının yakalanmasının sonucunda da nihayetinde böyle bir sonuç aldık. Ve sonuç aldığımızda Türkiye'de de bu gündem oluştu. Neden mi? Çünkü Büyükşehir Belediyesi bizde değilken, devlet imkanları bizde değilken, karşımızda her türlü gücü, devletin gücünü kullanan bir Cumhur İttifakı varken Denizli'de bunu başarmanın mutluluğunu yaşadık. Ama ülke genelinde baktığımızda mutluluğumuz o kadar da büyük değildi. Çünkü bazı şeyleri anlatamadığımızın farkına vardık. Bazı şeyleri ya yanlış anlattık, ya eksik anlattık, ya da anlatamadık. Bu konuda da Türkiye genelinde Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş 25 milyonu aşkın seçmenin isteğini, desteğini hissettik. İsteklerini gerçekten sıraladık ama bir öbür tarafta da Millet İttifakı'na oy vermeyen 27 milyonu aşkın bir seçmenimiz var. Bu halk da bizim halkımız. Ama biz nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık, nerede bir hata yaptık ya da neyi yapmadık gibi emin olun bunun da bir değerlendirmesini yapacağız. Burada öz eleştirimizi vereceğiz. Şapkamızı gözümüzün önüne koyup düşüneceğiz. Ülkenin geldiği nokta, ülkenin gittiği yön
Hepinizin de malumu olumlu şeyler söylemek mümkün değil. Tamam, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya eskiden beri zor bir coğrafyadır ama bu zoru kolay kılmakta, insanlara doğruları göstermekte, medeniyeti, çağdaşlığı, uygarlığı, efendime söyleyeyim, aydınlığı, cumhuriyeti, demokrasi anlatmakta bir siyasi partilerin görevi. Bu konudaki çalışmalarımızı yapacağız. Artık bu seçimler geride kaldı. Önümüze bakalım demek gibi bir lüksümüz yok. Hep şair der ya, tarih tekerrürden ibarettir. Tarihten ders alınsaydı tekerrür eder miydi hiç de. Yani bu şiarla biz oturacağız. Gerçekten nerede eksik yaptık, neyi anlatamadık? Bunları bir konuşmamız lazım. Ha, bahanemiz çok. Ama bahaneye sığınacak ne vaktimiz var ne de öyle bir uğraş içerisindeyiz. Karşımızda bir siyasi partiden ziyade devletin olduğunu, artık son dönemlerde en büyük kaygısının da bu milletin bu olduğunu altını çizeyim. Devlet bizim için bir kutsiyet atfedilmiştir. Ama son bu iktidarın döneminde devletin üzerinde bir hükümeti görmeye başladık. Artık her şey hükümetin gibi. Önceden hatırlayın, bu ülkenin devletin savcıları vardı, cumhuriyetin savcıları derdik. Devletin valisi vardı, devletin kaymakamı vardı, devletin emniyet müdürü vardı. Geldiğimiz noktada ise bunların tamamı neredeyse savcıların, hakimler, yani hepsini kastetmiyorum ama tamamı hükümete kararlarına istinaden karar verir oldu. Devletin valisi yerine hükümetin valisi, devletin kaymakamı yerine hükümetin kaymakamı, devletin emniyet müdürü yerine hükümetin emniyet müdürleri geldi ki parti devletine dönüştüğümüzün göstergesidir ki hakikaten çok tehlikelidir bu. Bu tehlikenin altını özellikle çizip halkımıza bunu birebir anlatacağız. Bu derslerimizi aldıktan sonra fazla değil şurada 9-10 ay sonra yerel seçimlerle karşılaşacağız. Yerel seçimlerde de biz gene bir başarı elde etmek, gene bir destan yazmak, denizi, rengini gene değiştirmek isteyen arkadaşlarımızız. Ve biz halkın içerisinde olursak, halkla el ele, kol kola, omuz omuza olursak bunu başarabiliriz. Zaten Denizli seçmeni bunun sinyalini de çok net bir şekilde bize vermiştir baktığınızda rakamsal olarak da. Ama dediğim gibi hep altını çiziyorum, vurguluyorum, belki üçüncü kez tekrar ediyorum. Elbette ki yanlışlıklarımız var. Elbette ki eksikliklerimiz var. Elbette ki yapmadıklarımız var, az yaptıklarımız var. Bu konudaki kendi içerimizde, gerek partisel partiler kendi içerisinde, gerek biz il başkanları düzeyinde çalışmalarımızı yapacağız ve bugünden tezi yok, bu konuda da önümüzdeki sürece bakacağız. Ama Denizli'de öncelikle seçim sükunet ortamında geçtiği için ben bütün arkadaşların katkılarına teşekkür ediyorum. Bu konudaki sağduyulu davranan tarafta emin olun Millet İttifakı olmuştur. Cumhur İttifakı zaman zaman okullarda oy kullanılırken, zaman zaman seçim öncesinde ciddi anlamda problemler çıkartmıştır. Hatta bu konuda bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilirsiniz seçimlere hepiniz katıldınız. Oy kullanırken birçok basın mensubu arkadaşlarım da geldi, okulları gezdi, gördü. O şehrin belediye başkanları, o şehrin siyasi parti başkanları oy kullandıkları sandığın etrafındaki diğer sandıkları da gider, kolaylıklar diler, başarılar diler ve halkın iradesinin onlara emanet olduğunu, sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatır. Nezaket ziyaretidir bu. Bulunur geçer. Hatta ben il başkanı olarak birçok il başkanım da burada aynısını yapmıştır ki Cumhur İttifakı'nın il başkanları da aynısını yapmıştır. Birçok okulları gezmişizdir. Sandıklarda oy kullanılırken. Burada bir siyasi propaganda değildir bu. Bu arkadaşlara kolaylıklar dilemektir. Nezaket ziyaretidir. Bu bağlamda oy kullanmaya başladığım günden bugüne görürüm. O şehrin belediye başkanları da gezer bunu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da gezer, Pamukkale Belediye Başkanımız da gezer, Merkez Efendi de gezer, hepsi gezer bunu. Ama maalesef Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan bulunduğu mukim bulunduğu mahallede oyunu kullandıktan sonra o koridordaki diğer sandıklara da, sandık başkanlarına, sandık kurullarına ki sandık kurulları bütün siyasi partilerin temsilcileri vardır zaten. Hepsine hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir siyaset yapmaksızın yapabileceğimiz bir şey var mı? Kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar deyip bu arkadaşları motive etmeye gittiğinde maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müşahitleri ve ilçe başkanı orada nezaketsiz, hoş olmayan, çıkın buradan, terk edin burayı, buraya girmeye hakkınız yok, sandık başkanı sen bunu buraya ne sokuyorsun gibi hakaretvari, şu anda burada söyleyemeyeceğim, söylemlerde bulunduğunda Sayın Başkanımız da ya bunda ne var ki yani her zaman olan olağan şeydir demiştir ama buna rağmen
kendileri bununla da yetinmeyip seçim kuruluna suç duyurusunda bulunmuşlar, şikayette bulunmuşlardır. Ama malum yargımızı da biliyorsunuz. Yargıya olan güveni kaybettiğini, %76 güvensizlik olduğunu zaten kamuoyu araştırmalarından da, anket firmalarından da çıkıyor. Bu seçim kuruluna yapılan dilekçe görüşülmüş. Bu dilekçenin nihayetinde adliyeyi kabul edip suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır. Kuvvetle muhtemel bu karar bize tebliğ edildiğinde burada itirazda bulunacağız İl Seçim Kurulu'na, İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği karara karşılık. Ama ülkenin geldiği nokta budur arkadaşlar. Soruyorum şimdi size aranızda. Yani hangi belediye başkanı sandıklara gitmiş, kolaylıklar dilemiş de oradan kovulmayla karşı karşıya gelmiş, orada hakaretlere maruz kalmış ki? Bu bahsettiğim belediye başkanınız da hepinizin yalnızlıktan tanıdığı eşiniz başkan. Yani hiçbir olumsuz hareketi olmayan, hiçbir insana aykırı davranmayan, hiçbir siyasi görüşe karşı ön yargıda bulunmayan bir belediye başkanımıza yapılan bu harekette esefle kınıyorum. Bunun da takipçisi olacağız. Hani geldiğimiz noktayı anlatmak adına söyledim. Ama biz Millet İttifakı olarak gerçekten orada da bile gittim, ben de gittim o okula sonrasında. Sağduyunuzu koruduk. Yani burada dedik kahve etme yeri değil burası. Yani burada oylar kullanılıyor, sandıklar yapıyor. Gayet doğaldır. Sizin il başkanınız da geliyor, sizin belediye başkanınız da geliyor. Kaldı ki Sayın Zolan sandıkları tek tek gezdik. İtiraz etmedik, aklımız yok. Onu da vazgeçtim. Hani Türkiye'nin markası ise gurur duyarız. Türk halkının ise gurur duyarız. Tok araba bizim arabamızdır. Türk halkının arabasıdır bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arabası değildir bu araç. Bu araç bizim aracımızdır. Hepimizin aracıdır. Siyasi görüşe bakılmaksızın. Bu değer, bu ülkenin değeri ise ben de bundan gerçekten ama gerçekten övünç duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Ya plakasız tokla gezdiniz ya. Plakasız arabayla okul okul gezdiniz. Biz bunlara hiçbir şey demedik. Evet, bu medar-ı iftardır. Bu ülkenin bir değeri ise tanıtım yapılması gerekir dedik. Kendileri bu kadar pervasızca davranırken bir belediye başkanımızın sandıkları gezmesi gerçekten bu kadar olay olmamalıydı. Ama buna rağmen ben teşekkür ediyorum. Bütün ittifak il başkanlarıma da teşekkür ediyorum. Sükunetlerini, beyefendiliklerini, nezaketlerini, zarafetlerini koruyarak bir seçime atlattık. Seçim sürecinde gerçekten çok çalıştık arkadaşlar. El ele vererek gerek ittifakımızın teşkilatları, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri, bu konudaki en büyük pay, öncelikle söyleyeyim, örgütlerimizin, tüm örgütlerimizin emektarlarıdır. Hiçbir menfaat gözetmeden, hiçbir beklenti içerisinde olmadan, kaygılarının sadece Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi, gençler ve gelecek olmasından kaynaklı olarak gecesini gündüzüne kattılar. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe yönetimlerimiz, ilçe başkanlarımız hiçbir dönemde olmadığı kadar özverili çalıştılar. Hatta bu dönemde çok daha farklı bir şey oldu. İyi Parti'den de biliyorum çok daha farklı bir şey olduğunu. İlk müracaatlar yapıldığında milletvekili aday adayları, daha listeler belirlenmeden aday adaylarıyla bütün ilçeleri çalışmaya başladık. İYİ Partisi ile CHP'si ile. Bu konuda hiçbir endişemiz yoktu. Sonra listeler belli olunca bu konuda aday aday olan 29 arkadaşım da bizleri hiçbir zaman için yalnız bırakmadı. Hep yanımızda, hep yamacımızda oldu. Koordinasyon kurulu kurmuştuk. Koordinasyon merkezimizin başına hepinizin yakından tanıdığı Ali Marım başkanımı, efsane belediye başkanımız Ali Marım'ı koymuştuk. Hepimiz yetkilerimizi devrettik kendisine. Onun yaptığı programlar, onun yaptığı yönlendirmeler, onun yaptığı stratejiler çerçevesinde gerçekten bu konuda sahada olduk. Ben burada il başkanlarıma bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Sayın Marım hangi programı yaptıysa gerek milletvekillerini, gerek milletvekili adaylarını, gerek teşkilatlarını o konuda yönlendirdiler. Evet, kendisi burada Sayın Marım. Eminim bir şeyler de söyleyecektir kendisi. Sabahın 7.30'unda gecenin 11'ine kadar hiçbir menfaat gözetmeden seçim kurulunda programları yaptık. Gecemize gündüzümüze kattık. Buradan şunu gördük ki birlik ve beraberlik olunca emin olun yapılamayacak, kazanılamayacak bir şey yok. Biz bir ve beraber yürümeyi becerebilirsek ki bu dönemde becerebildiğimizi ispatladık. Bizim önümüzde hiçbir güç, hiçbir engel, hiçbir şekilde mani olamaz, duramazlar. Bundan sonraki süreçte de yerel seçimlere, dedim ya bugünden itibaren startımızı veriyoruz. Gene biz el ele, kol kola, omuz omuza çalışmalarımızı devam edeceğiz. Medya onların elindeymiş. Bahane değil arkadaşlar. Devletin imkanlarını kullanıyorlarmış. Asla buna sığınmayacağız, bahane etmeyeceğiz. Yok kamu gücünü kullanıyorlarmış.
Asla buna da sığınmayacağız. Bizim üyelerimiz var, bize gönül verenler var, gönüldaşlarımız var, yol arkadaşlarımız var. Gerekirse tek tek kapı kapı gezerek sesimizi duyuracağız, doğruları anlatacağız. Çünkü bu seçimde bunu yaptığımızın semeresini aldık. Yerel seçimlerde aynı mantıkla bir ülkenin nereye gittiğini, hangi sıkıntıları yaşadığımızı, devlet eliyle neler yapılabildiğini hep beraber gördük. Ya devletin kurumları çalıştı, bakın asla bahaneye sığınma değil ama bu kadar hoyratça bir seçimi Türkiye Cumhuriyeti ilk defa gördü. Bilgi Teknolojileri Kurumu dahi bu suçlara ortak aldı. Bunların zamanı gelince hesabı sorulacak mı? Elbette ki sorulacak. Biz hak, hukuk, adalet için çıktık. Biz gençlerimizin geleceği için çıktık. Biz kadınlarımızın hakları için yola çıktık. Ve bu yoldan da hiçbir şekilde dönmeyeceğiz. Buradaki 6 il başkanı arkadaşım da asla ve kata benden farklı ya da birbirimizden farklı düşünüyorlar. Bu konudaki çabamız emin olun devam edecek. Ben Denizli halkına bize gösterdikleri teveccüh için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son turda oyunu aldığımız yaklaşık 370 bin seçmenimizin yanında oyunu alamadığımız 326 bin seçmenimiz de bizim seçmenimizdir. Bizim halkımızdır. Söylediğim gibi şapkamızı gözümüzün önüne koyacağız. Bir daha düşüneceğiz. Bu 326 bin arkadaşımız bize neden oy vermedi? Neden bunun oyunu alamadık diye kendimizi sorgulayacağız. Yoksa hiçbir zaman için halk bizi anlamadı gibi bir mantığımız asla olmadı. Eğer sen kendini anlatamadıysan sıkıntı oradadır desturuyla kendimizi daha iyi anlatmaya çalışacağız. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacağının ben buradan sözünü de veriyorum. Teşekkür ediyorum.